Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. DW Haber'e hoş geldiniz. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in Cihan Ekşioğlu'na yönelik iddiaları Ankara'da gerilimi tırmandırdı. TSK'daki milli savunma ile ilgili önemli ihaleleri kapsayan iddialar üstüne muhalefet partileri milli güvenlik tehlikede, iktidar açıklama yapmalı diyor. 1 Temmuz'da normalleşme başlayacak. Delta varyantının yayıldığı bir dönemde sahadaki hekimler salgın yokmuş gibi davranıyoruz uyarısı yapıyor. Haber peşinde koşan gazeteciler her geçen gün daha fazla polis şiddetine maruz kalıyor. Gazeteci Bülent Kılıç'ın hafta sonunda yerde boğazına basılarak gözaltına alınmasının ardından basın mensupları bugün gazeteciliği boğamayacaksınız eylemiyle sokaktaydı. İnsan hakları örgütleri ve siyasiler cezaevlerindeki kanser hastaları için hükümete çağrı yapıyor. Çok sayıda mahpus hayatını kaybetti. Cezası onanan kanser hastası Ayşe Özdoğan da onlardan biri olmak istemiyor. Sedat Peker Twitter'dan sürdürdüğü iddialarında bu kez Paramount Otel'in işletmecisi Cihan Ekşioğlu'nu hedef aldı. İddialar sonrasında Ankara'da iktidar muhalefet gerilimi tırmandı. Peker'e göre Ekşioğlu, Gülen davalarında adı karışan zanlıları kurtarmak için bir borsa kurdu ve İçişleri Bakanı Soylu tarafından korundu. Muhalefette Ekşioğlu'nun ordudan ihaleler aldığının bilindiğini hatırlattı ve iktidara milli güvenlik tehlikede, çıkın konuşun tepkisini gösterdi. Sosyal medyadan yayınladığı videolarla Türkiye'de siyasetçi, mafya, medya, yargı ağındaki çarpık ilişkilere dair iddialar ortaya atan Sedat Peker, bu kez Sezgin Baran Korkmaz'a ait Paramount Otel'in işletmecisi Cihan Ekşioğlu'nu hedef aldı. Peker, Ekşioğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kasası olduğunu iddia etti. İçişleri Bakanı'nın Ekşioğlu'na ekip koruması tahsis ettiğini de ileri sürdü. Peker, daha önceki açıklamalarında Soylu'nun gazeteci Veys Ateş'e de koruma tahsis ettiğini söylemişti. Cihan Ekşi, Veys Ateş kimdir? Bunlara neden koruma verilir? Devletle mafya arasında, FETÖ'cülerle arasında bir ilişki ağı içerisinde bunlar yürütüyorlarsa, bunlar devletin neresindedir? Süleyman Soylu asıl devletin neresindedir? Siyasi muhalefete göre Peker'in iddiaları AKP-MHP ortaklığından kurulu Cumhur İttifakı'nın bir mafya ittifakına dönüştüğünü ortaya koydu. Cumhur İttifakı'nın, Cumhur Siyasi İttifakı içerisinde olanlar var, mafya ittifakı içerisinde olanlar var. Siyasi ittifakı içerisinde olanlardan namuslu ve dürüst insanların yüreği bile kan ağlıyorken, savcılar hala neden harekete geçmiyorlar? FETÖ borsasını ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu ortaya attı. Şimdi de bu Cihan Ekşi denilen adam bunun tam da ortasında olduğunu, siyasilerle FETÖ terör örgütü arasında ara bulucu olduğu söyleniyor ama bunu araştıran, bunu bir suç ihbarı olarak algılayan kimse yok. Peker, Ekşioğlu'nun İsrail'den alıp devlete fahiş fiyata sosyal medya takip uygulaması satmasından bahsediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihaleler aldığı iddialarına gönderme yapıyor. Çok vahim iddialar bunlar. Bir yandan FETÖ borsası, bir diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki milli savunmayla ilgili en önemli ihalelere girdiği söyleniyor. Şimdi böyle bir durumda, güvenliğimiz tehlikede. Cihan Ekşioğlu'nun nerede olduğunun bilinmediğini, kendisinin de hiç açıklama yapmadığını vurgulayan muhalefet, iktidar ve yargı sustukça Türkiye'de hukuk devleti ilkesinden söz edilemeyeceği uyarısını tekrarlıyor. Sedat Peker'in söyledikleri iddia olmaktan çıkıyor. Çoğu zaman ifşaat haline dönüşüyor. Bunların hepsini biliyor Türkiye. O nedenle bununla ilgili 1. Sayın Cumhurbaşkanı devreye girmelisiniz. 2. Genelkurmay Başkanı devreye girmelisiniz. 3. Milli Savunma Bakanı devreye girmelisiniz. 4. Cumhuriyet Savcıları devreye girmelisiniz. 5. Adalet Bakanı devreye girmelisiniz. Vahim iddialar, susmayın. Sustukça sıra size gelecek. Ve göreceksiniz Türkiye bir gün hukuk devleti olacak. O hukuk devletinde bu yapılanların hepsinin hesabı hukuk çerçevesinde sorulacaktır. İstanbul Valiliği de Ekşioğlu'na koruma tahsis edilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Ekşioğlu'na Aralık 2016'da yakın koruma verildiğini, Şubat 2018'de kaldırıldığını belirten valilik, Ekşioğlu'nun itirazı üzerine korumanın bir süre daha sürdürülse de son olarak Ocak 2019'da koruma kararının kaldırıldığını duyurdu.
Sedat Peker'in iddiaları sürerken bugün Peker'le bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon 2017'de İstanbul'da işlenen Cahit Çetin cinayetine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapıldı. Cinayetle ilişkilendirilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Onunun gözaltına alındığı bildirildi. Fransız haber ajansı AFP'nin foto muhabiri Bülent Kılıç'ın boğazına basılarak gözaltına alınması gazetecilere yönelik baskıda bir dönüm noktası oldu. 14 basın örgütü gazetecilere yönelik uygulanan sert müdahaleyi protesto etmek için bugün İstanbul, Ankara ve İzmir valiliği önünde eylemdeydi. Meslek örgütleri ve sahada haber yapan gazeteciler yaygınlaşan cezasızlık politikaları nedeniyle şiddetin her geçen gün daha da arttığına dikkat çekiyor. Nasıl susarsa herkes susar. Gazeteci örgütleri uzun yıllar sonra ilk kez polis şiddetine karşı nefes alamıyoruz sloganıyla buluştu. Özgür basın olmadığı yerde bırakın nefes almayı, daha ötesine geçmek isteyen bir adım, bir anlayış. Umarım farkına varırlar, umarım tekrarlanmaz. Disk Basın İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası, RSF ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin aralarında olduğu 14 basın örgütü bugün İstanbul, Ankara ve İzmir valilikleri önünde eyleme çıktı. Eylemin nedeni ise hafta sonunda İstanbul Taksim'deki LGBTİ artı onur yürüyüşüne polis müdahalesi sırasında yaşananlar. Gazetecilerin tartaklandığı yürüyüş sırasında Fransız haber ajansı Agence France-Presse'in foto muhabiri Bülent Kılıç'ın boynuna basılarak gözaltına alınması eylemden geriye kalan en önemli fotoğraflardan biri oldu. Eskiden bir alanımız vardı. Gazeteciler o alanda, yani müdahale olduğunda da o alanda dururlardı. O alan gazetecilerin alanıydı. Şimdi o alan kalktı. Şimdi önce gazeteciye müdahale ediliyor, sonra eylemciye müdahale ediliyor maalesef. Gördünüz işte, eylemcilerden önce, yani eylemci derken vatandaşlardan önce, orada gösteri yapanlardan önce ben alındım. Gazetecilerin sahaya çıktığında psikolojik olarak rahat olmaları gerekiyor ama Türkiye'de habere çıktığınızda o gün ne yaşayacağınızı bilmiyorsunuz ama ilk akla gelen şey polis şiddeti. Bülent arkadaşımızın yaşadığı şey de buydu. Gazeteci Bülent Kılıç'ın uğradığı şiddet ilk değil. Gazeteciler son dönemde artan bir şiddetle karşı karşıya. Meslek örgütleri ses çıkmadıkça polis şiddetinin arttığına dikkat çekiyor. Dayanılmaz bir noktaya geldi. Yani gazetecilik nefes alamaz hale geldi. Gazeteciliğin boğulmamasını istiyoruz. Boğulmayacak da. Gazeteciler görevlerinde hem fiziksel hem de psikolojik baskıyla karşı karşıyalar. Cezasızlığın oluşabilmesi için bir iktidar düzeyinde bir cezasızlık kültürünün yerleştirilmesi lazım ki Türkiye'de bu var. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 30 Nisan'da yayımlanan ve kamusal alanda görevlerini yapan polisin ses ve görüntü kayıtlarının alınmasını engelleyen genelge de gazetecilere yönelik şiddeti artırdı. 1 Mayıs'tan sonra gördük onu. Yani genelgenin İstanbul'da, Ankara'da meslektaşlarımız engellenmeye çalışıldı. Çok açık ki gazetecilerin sokakta halkın haberi alma hakkına tanıklık etmesi, mesleğini icra etmesi çok daha zorlaştı. Suçlu muamelesi görüyor. Sanki her taraf polisin özel alanıymış gibi. Böyle bir şey yok. Yani biz bunun yasa dışı olduğunu düşünüyoruz. Gazetecilik anayasal bir hak ve zaten yapmasak suçlu olacağımız bir şey. Yani bugün bakın yıllar sonra belki 14, 15, 16 sene bilmiyorum Babali'de toplandı gazeteciler. Bu önemli bir şey. Umudumuz var. Gazeteciler iktidarın her türlü baskısına rağmen mesleklerini sürdürmekte ısrarcılar. Türkiye 1 Temmuz'da normalleşmeye gidiyor. Ancak atılan adımlar normalleşmenin erken olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi. Peki Türkiye normalleşmeye hazır mı? Sahada çalışan hekimler Delta varyantına dikkat çekiyor. Normalleşme ile birlikte aşılamada hız kazanmazsak yeni bir salgın dalgasıyla karşılaşılabileceği uyarısı yapıyor. Biz ancak tedbirleri arttırdığımız zaman bununla baş edebiliriz. Aşılamayı arttırdığımız zaman baş edebiliriz. Yoksa tekrardan sonbaharda bir salgın artışı kaçınılmaz olabilir. Uyarıyı Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten yaptı. Bir tarafta aşılama devam ederken diğer taraftan da normalleşme adımları atılıyor. Türkiye'de resmi rakamlara göre günlük COVID-19 vaka sayıları 5 ila 6 bin arasında. 1 Temmuz'dan itibaren ise normalleşme adımları atılacak. Bu bağlamda sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek. Toplu taşımada yolcu koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek.
İş yerleri ruhsatlarındaki saatlere normal çalışma düzenine geçebilecek. Park, bahçe, kamp alanı, piknik, mesire alanı gibi yerlere getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren kaldırılacak. Nargile salonlarında ise kısıtlama sürecek. Konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak. Peki normalleşme adımları için henüz erken mi? Çok daha fazla dikkat etmemiz, önlemleri arttırmamız gerekirken biz bir anda her şey sanki salgın yokmuş gibi davranıyoruz. Salgın bitmedi, ne yazık ki devam ediyor. Geçen yıl aynı tabloyu yaşadık. Yine normalleşmeye geçildi Temmuz ayında. Yine önlemler rafa kaldırıldı. Yine geçişler serbest hale, uçuşlar, ülkeye geçişler, seyahatler serbest hale getirildi. Ve biz Ekim-Kasım ayıyla birlikte çok ciddi bir felaketle karşılaştık. Normalleşme döneminde maske kuralı devam edecek. Aşılama sayılarında ise 50 milyona yaklaşıldı. Ancak her iki dozu yapılanların sayısı hala 15 milyon civarında. Yani toplam nüfusun yaklaşık %18'i. Türkiye Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılınca toplam aşılamada listenin üst sıralarında. Ancak her iki dozu yapılan kişilerin oranı düşük. Her şey bizim aşı yapma hızımıza bağlı. Şu anda yaptığımız tüm birinci dozların hepsini Temmuz ayı içerisinde ikinci doz olarak da tamamlayabilirsek belki riski azaltacağız. Ama bunu başaramazsak asıl büyük sıkıntı o zaman çıkacak. Böyle yeni bir pikle karşılaşabiliriz. Dünyada Delta varyantı artarken turizm sezonu da başladı. Türkiye'de vaka sayılarının düşmesi ve aşı çalışmalarının hızlanması nedeniyle Rusya Türkiye'ye yönelik uçuş kısıtlamasını kaldırdı. Ancak Rusya'daki vaka sayıları hala yüksek seyrini koruyor. Türk Tabipleri Birliği, Delta varyantı oranlarının Hindistan başta olmak üzere İngiltere, İsrail, Rusya, Polonya, Avustralya gibi ülkelerde arttığına dikkat çekiyor. İngiltere'de vakaların %98,5 ve Moskova'da vakaların %90'ının Delta varyantı olduğunu vurguluyor. Hem kanser hastası hem Yargıtay kararıyla cezaevine girmesi isteniyor. Türkiye'de siyasi muhalefetin ve insan hakları örgütlerinin ısrarına karşın Adalet Bakanlığı ağır hastalar için infazın durdurulması ya da ertelenmesi yönünde adım atmıyor. Ancak bu adımı bekleyen hem dışarıda hem cezaevinde binlerce insan var. Önce tedavi diyen kanser hastalarından biri de Ayşe Özdoğan. Ben ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Yargıtay Gülen yapılanması ile ilgili soruşturmalar kapsamında hakkında hapis cezası istenen kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın dosyasını onayladı. Özdoğan'ın cezaevine girmesi an meselesi. 2009-2011 yılları arasında resmi bir yurtta STK kaydım olduğu için, markalı 300 TL param olduğu için bu gemi nedenlerden ötürü 9-14 ay 15 gün hükümle cezam onaylandı. Ben zaten 15 günlük ceza sürecinde daha dokun ve kemik nakli olmamışken çok zorlanmıştım. 3 kişinin yardımıyla banyom yapabiliyordum. Yemek yiyemiyordum, su beslenmem gerekiyordu. Hijyen, yemek, hiçbirisi kanserli bir hasta için uygun değildi. Ve şu an %72 engelliyim. Terör örgütü üyeliğiyle suçlanan ve hapis cezası alan Özdoğan, maksiler sinüs kanseri, sol üst çenesi, dişleri, elmacık kemiği, tükrük bezleri alındı ve şimdi önünde 4 ameliyatı daha varken cezaevine girmek istemiyor. Ana Muhalefet Partisi, CHP, hükümetin Özdoğan gibi onlarca kişinin sesini duymadığını öne sürüyor. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde yaklaşık 41 kişi cezaevlerinde kanserden yaşamını yitirdi, tedavileri doğru dürüst yapılmadığı için. Şu anda bizim tespitlerimize göre 11 kanser hastası var cezaevlerinde. Tedavisi yapılamayan veya zor koşullarda yapılan. Yine cezaevlerinde 1500'e yakın hasta tutuklu ve hükümlü var. Bunlardan 600'ü ağır hasta. Yani hastalıklar nedeniyle aslında çok rahatlıkla infazın durdurulup iyileştikten sonra infaza devam edebilirler. CHP'li Tanrı Kulu Tıp Fakülteleri ile Araştırma Hastanelerinin de infazı durdurmakla görevli adli tıp gibi işlem yapabilmesi için hükümete öneri sunduklarını hatırlatıyor. Bizim önerimiz şuydu, bakanlığa tıp fakülteleri ve araştırma hastaneleri de infazın durdurulması noktasında adli tıpın yerine geçebilecek heyet kararı verebilsinler. Böylece bu işlemler daha hızlı bir biçimde yapılabilir. Ama maalesef meclisten böyle bir yasa geçmedi. Hükümet cezaevlerinde bu şekilde bulunan yurttaşlara
bence düşman ceza hukuku uyguluyor. İnsan Hakları Derneği cezaevlerinde 591'i ağır olmak üzere 1564 hasta mahpus olduğunu raporladı. Adalet Bakanlığı'nın gerçek verileri kamuoyundan gizlediğini savunan dernek, hasta mahpusların infaz ertelemesi önündeki toplum güvenliği bakımından tehlike kriterinin kanundan çıkarılmasını istiyor. Ve en son ki sonuçlarımda, PET-MR sonuçlarımda beyin sapında tümör gözlemlendi. Ben bu şekilde nasıl cezaevinde yapabilirim, nasıl yaşayabilirim? Ve ben çok korkuyorum. Adalet Bakanlığı'nın gerçek verileri kamuoyundan gizlediğini savunan dernek, hasta mahpusların infaz ertelemesi önündeki toplum güvenliği bakımından tehlike kriterinin kanundan çıkarılmasını istiyor. Adalet Bakanlığı kimseye düşman ceza hukuku uygulanmadığını tekrarlıyor. Bakanlık yetkilileri kanunlar uygulanıyor demekle yetiniyor. Ve DV Haberi'nin sonuna geldik. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle yarın yeniden 17.25'te sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyoruz. Sağlıkla kalın.